Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah. Mehmet Zin Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde namaz kitabında okumaya devam ediyoruz. Konu başlığımız Ahkam-ı Cenayiz, yani cenazenin hükümleri başlıklı bölüme okumuyoruz. Ahkamın cenaize izafeti, yani hükümlerin cenazeye bağlılığı, ona görece olarak hükümlerin gelişmesi bir şeyin sebebine izafetlidir. Yani sebep cenazedir, hükümler de o cenazenin sebebi olan cenazeye bağlı olan konulardır. Çünkü meyyite müteallik, yani ölüye alakalı olan, ölüyle ilgili olan konular ahkamın kafesi, yani bütün hükümlerin tamamı meyyit sebebiyle, yani ölü sebebiyle mütereddip o sebeple ortaya çıkmış ve onlarda meyyitin vücudu labıttır. Yani onlarda da ölünün varlığı, var olması gereklidir. Cenaizin müfredi, yani cenaiz kelimesinin tekili, müfredi bulunan cenaze, yani cenaze kelimesi, cenaiz kelimesinin çoğul, cenaze kelimesi tekildir. Bunun lafzında fetha ile, yani cenaze ile söylemek, tekil olan ifadeyle cenaze ile konuşmak caiz, ama daha fasih olan, daha Arapçaya güzel olan cinaze denmesidir. Fasih olan Arapçada cenaze değil, cinaze denmektedir, ama cenaze demek de caizdir. Meyyite cenaze itlak olunduğu gibi, yani ölüye cenaze onunla alakalandırıldığı gibi, içinde meyit bulunan tabutta dahi cenaze denir. Yani ölüye cenaze kelimesi ölüyle alakalı olduğu gibi içinde ölü bulunan tabuta dahi cenaze denir. İçinde meyit olan tabuta, tabut manasına cenazeye naaş dahi denir. Yani naaş kelimesi de aynı şekilde içinde ölü bulunan tabutta da söylenen, işte naaşı kaldırıldı, yani içinde ölü bulunan tabut kaldırıldı anlamında kullanılır. Muhtazarı yani nezih halinde hastayı ona meşakkat olmadıkça, muhtazarı yani nezih halinde, yani ölümü beklenen ağır hasta halinde hastayı ona meşakkat olmadıkça, yani çok büyük bir güçlük, acı verme gibi bir durum olmadıkça kıbleye karşı sağ tarafına çevirmek sünnettir. Evet, muhtazar kelimesi kendisine mevt hazır olunmuş, yani ölüm hali hazır olmuş olan hasta demektir muhtazar. Kuddüs Kattase Sirru şöyle demiştir: sen edersin gerçi dünya bahsini, tahvil bugün, yani hali değiştirmek, ölüm hali bugün. Bu mütevver bahsi yarın ihtisar eyler ölüm. Evet, böyle bir ifade kullanmış. Uykuda ve kabirde dahi bu vaziyette olmak mesnun, yani sünnettir. Yani sağ tarafını kıbleye, yüzünü sağ tarafa, kıbleye doğru uykuda uyumak, hatta kabirde dahi böyle bulunmak sünnet olan işlerdendir. Yani ölüme yakın olduğu zaman, ölümü kesin beklenen
hasta için de yüzünü sağa doğru çevirip kıbleye yöneltmek yine sünnettir. Uyurken de bu şekilde uyumak sünnettir. Kabirde de ölüyü bu şekilde koymak sünnettir. Yüzü oldukça kıbleye gelmek üzere başı yükselterek kıbleye doğru arka üzeri yatırmak dahi caizdir. Yani yüzünü kıbleye dönmüş ama sırt üstü başını yükseltip sırt üstü yatmak dahi caizdir. Yani bu da sünnet, öbürü sünnet olması durumunda bu da caizdir. Muhtazar yani ölüm beklenen hasta muhtazara kelime-i tevhid telkin etmek dahi sünnettir. Yıkanmakta ve üzerine namaz kılınacak olduğunda dahi meyyit bu hal üzere bulunur. Yani sağ tarafını yüzü kıbleye gelecek şekilde dönmüş yıkanırken de bu şekilde bulunur. Ve bunda gözlerini kapatmak ve çenesini bağlamak hizmetleri daha kolay olur. Azanın kavislenmesini bu surette dahi mani bulunur. Evvelkisi sünnet olmak cihetiyle efdaldir. Kısasen öldürülecek kimse dahi kıbleye tevcih olunur. Yani kısas olarak öldürülen kişinin dahi aynı şekilde kıbleye doğru döndürülür, tevcih olunur. Ama rejimle yani zina sonucu rejimle öldürülen kişi kıbleye tevcih olunmaz. Telkin zamanı nezih halinde yani ölümü beklenen hastalık halinde ve gargaradan evveldir. Yani can boğaza gelmesi denilen gargara durumundan evveldir. Yalnız la ilahe illallah demek kafidir. Hadis-i şerif de emrolunan da budur. Yani la ilahe illallah demek yeterlidir. Ama hasta gayrimüslim ise ona telkin etmek de şehadeteyn yani la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demesini telkin etmek yapılır. Niye? Çünkü gayrimüslimin Allah'ın varlığıyla bir şeyi yoktur. Onun Peygamberimizin peygamberliğini de kabul etmesi gerektiği için ona kelime-i şehadeteyn yani eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden Resulullah'ı birlikte telkin etmek gerekir. Tövbe her zaman lazım olduğu ve ölüm bildirmediği cihetiyle telkini istiğfar yaparak, tövbe yaparak, tövbe kelimeleriyle söylemek gibi istitabe, tövbe etmesini istemek tarzında etmek dahi kafi, yeterli ve münasiptir, uygundur. Evet. İşte ölülerinize la ilahe illallah telkin ediniz hadisinde mendup olan telkin budur. Bundan ibaret olup mevtadan mecaz olan nezi yani ölüden mecaz olan burada hadiste ölülerinize la ilahe illallah diyor. Buradaki mecazen kastedilen nezi halinde bulunan hastadır. Yani ölümü çok yakın olduğu düşünülen hastadır. Kast olunan da odur. O çok açık zaten. Zira tövbe kelimeleriyle istitabe yani tövbe etmesi söylenmesi de uygundur. Zira her günahın akıbetinde vaciptir. Her günah halinde yapılması vaciptir. Yeis halinde olanın yani tam ölüm halinde olanın bile tövbesi makbuldür ve huvellezi yakbalü tövbe an ibadeti kavli kelimesi mutlaktır. Yani ölümün netleştiği anlarda bile tövbe etmek mutlaktır, caizdir ve dolayısıyla
ölüye tövbe de telkin etmek caizdir ve uygundur. Çünkü hasta kendisini ihtizar halinde bulunduğunu, ölüme yaklaştığını anlatan sözlerden mütezarrır, yani üzüntü duyabilir. Yani bir hastaya ölümü telkin ederken, hasta eğer öleceğinin hüznü, acısını çekiyorsa, bu faydası kadar ölüye zarar da verebilir. Dolayısıyla burada ölüye bu konuda dikkatli olmak lazım. Onu üzüntüye sokacak şekilde yapmamak. Dolayısıyla tövbe telkin etmek de uygun olabilir demiş Mehmet Sin Efendi. Muhtazar akrabasına ve astıkasına, yani akrabalarına, eşine ve yakınlarına müstahap olan haklarını yerine getirmek için yanında bulunmaktır. Çünkü Müslüm'ün Müslüm üzerinde olan haklarından biri de hastalığında onu iade etmek, onun yakınında olmak, ziyaret etmektir. Müslümanın Müslüman üzerinde en önemli haklarından birisidir bu. Yani ağır hastalığı olduğunda Müslüman'ı ziyaret etmek. Kendisine tevhid, telkin ve istiğfar ile beraberinde Cenab-ı Hakk'a zannı tahsin ve itimadını takviye edecek sözler ile tezkir ve tesliyette bulunurlar. Harareti varsa az az su verirler ve mümkün ise onu kıbleye çevirirler. Ve yanında Yasin-i Şerif okurlar. Rahat suresinin okunması dahi müstahsindir. Yani uygundur. Güzel görünmüştür. Vefatı vukuunda, yani ölüm gerçekleştiğinde, çenesi enlice bir bez ile çekilip ağzı kapatılarak tepesinden bağlanır ve gözleri yumdurulur. Yani vefat, ölüm olayı gerçekleştiğinde, işte doktor da ölümü teşhis ettiğinde, tespit ettiğinde, ölünün çenesi, ağzı kapatılır, gözleri yumulur ve elnice bir bez ile çenesi iyice sıkıca tepesine bağlanır. Ölüm ve vukuunda ağız ve göz açık kalır olmakla şeklin tahsini için, güzellenmesi için böyle emrolunmuştur. Bu işleri yapan kimse kendisine sünnet olan ifadeleri söyler. Sonra meyitin üzerine bir örtü çekilir ve yanında tıyıp güzel kokulu bir şey bulunur. Meyitin üstü örtülür, güzel bir örtüyle örtülür. Yanında güzel kokular bulundurulur ve tütsü yakılır. Hastayı ziyaret etmek ve hastaya bakmaya temriz denir. Hastayı ziyarete ve hastaya bakmaya temriz etmek denir. Müslümanın Müslüman üzerinde önemli haklarından birisidir. Evet, cenaze ahkamını başka bir sohbette okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.